洗脸。七岁的小波不喜欢洗脸。有一天，老师看见他的脸很脏，就说：你怎么每天不洗脸？吃的早饭渣还在脸上呢。小波说：老师，那你猜猜我吃的是什么？老师说：米饭。小波说：老师，你猜错了，那是昨天吃的。Tamamdır. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yeni hikayemize. Bu arada da şiirleyen yüz yıkamak demek. Yine ilginç bir hikaye. Şimdi burada yine çi diyeceğiz, yani yedi. Çi suyu da. Bunu daha önce bu kalıbı görmüştük. Çi suyu da arz vardı mesela. 7 yaşındaki çocuk. Burada da Xiaobo. Bo burada isim. Bir önceki hikayede Xiaoming görmüştük. Buradaki de ismi çocuğun Bo. Yani 7 yaşındaki Xiaobo. Bu Xihuan. Xihuan sevmek demek, hoşlanmak. Bu Xihuan sevmiyor. Xilian, Xi burada yıkamak demek. Lian ise yüz. Yüzünü yıkamayı sevmiyormuş. Qi sui de sui de Xiaobo bu Xihuan Xilian. 7 yaşındaki Xiaobo yüzünü yıkamayı sevmiyor. Burayı bu şekilde çevirdik. Yoyi Tian, bu bir kalıbı hatta düşünebilirsiniz. Bir gün. Yoyi Tian, bir gün. Laoshi Kanjian, Laoshi öğretmen. Kanjian neydi? Daha önce de gördük. Görmek. Ta da Lian, ta o, ta da onun, ta da Lian, yüzü. Onun yüzünü ne görüyor? Hınsan. Daha öncesinde şey yaptı. Hoca gördü neyi? Onun yüzü. İlk önce şuraya bakalım. Ta da Lian, hınsan. Zamı da biliyoruz. Daha önce karşımıza çıktı. Kirli demek. Onun yüzü çok kirli demek burası. Ta da Lian, hınsan. Onun yüzü çok kirli. Birleştirirsek Lao Shi Kanjian Ta Da Lian Hun Zhang. Hoca, yani öğretmeni, onun yüzünün çok kirli olduğunu gördü. Bir de bunu buraya ekledim. İşte bir gün öğretmeni onun yüzünün çok kirli olduğunu gördü olarak burayı çeviriyoruz. Jiu Shuo. Yani burada direkt söylüyor bunu görünce. Jiu Shuo. Ne diyor? Ni zimme mei tian bu shi lian. Zimme burada hani how veya why gibi, hani nasıl, neden diye sorabiliriz. Ni zimme, sen neden, yani sen nasıl, mei tian her gün demek. Bunu da öğrendik. Bu shi lian. Shi lian yüz yıkamak. Bu shi yıkamama. Sen neden her gün yüzünü yıkamıyorsun? Yani nasıl her gün yüzünü yıkamıyorsun? Ni zimme mei tian bu shi lian. Shi lian. Neden her gün yüzünü yıkamıyorsun? Sonra Çi zafan ca hai zai lian shang ne. Çi yemek, çi de yediğin, zafan za erken anlamında zaten. Zaoshang hao mesela. Zaoshang sabah demek. Zaoshang hao günaydın. Fan da yemekti. Zafan kahvaltı demek. Çi zafan yediğin kahvaltı. Ca burada hani artık demek. Yani yemek artığındaki artık gibi düşünebilirsiniz. İşte kahvaltının artığı haydzai. Hay burada still. Yani hala. Zai de dd anlamında. Hala neredeymiş? Lian shang. Shang da üstü. Yani yüzünde. Yediğin sabah kahvaltının, yani yediğin kahvaltının artıkları hala yüzünde diyor. İşte neden her gün yüzünü yıkamıyorsun? Yediğin kahvaltının artıkları hala yüzünde diye soru soruyor öğretmene. Sonra Xiaobo şu Laoshi. Xiaobo söylüyor. Burada huida diye de söyleyebilirdi. Cevaplıyor diye. Bunu da gördük. Laoshi öğretmenim. Burada anlatacak bir şey yok. Na ni tsai tsai. Wo chi de shi shim. Na işte o zaman, yani suoyi gibi. Burada na kullanım daha önce de gördük. Neydi? Na yaken, ni de biyaşiyen diye bir kalıp vardı. Yani senin performansına bağlı. Hani o. İşte o zaman böyle bir şey söylüyor ya.
Yani na, o zaman nicht Zeit, Zeit burada tahmin etmek demek. Nicht Zeit, Zeit. Sen tahmin et. Neyi? Yine iki cümleyi ayıralım. Wo çığdı, şaşın mı? Wo, ben. Çığ, yemek. Çığdı, yediğim şeyin. Şı burada olmak, şın mı? Ne? Yani yediğim şeyin ne olduğunu tahmin edin diyor. Yani o zaman yediğim şeyin ne olduğunu tahmin edin. Burada wo çığdı, şı mı yerine wo çı, şı mı da diyebilirler. Yani burada yediğim şey olunca bu isim oluyor, o yüzden şı kullandık. Ya yani buradaki asıl fiilimiz şu. Şı. Buradaki çığdı isim. Yediğim şey. Yediğim şeyin ne olduğunu tahmin et. Tamam, burası da anlaşıldı umarım. Anlamadığınız yerleri mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar. Laşı şu. Öğretmeni söylüyor. Tahmin ettikten sonra. Mifan. Mifan neydi? Pilav. Öğretmeni pilav dedi. Sonra Şiabo şu. Şiabo da söylüyor. Mifan'a karşı. Laşı. Öğretmenim. Nitsay sol. Naşı. Zotien çıda. Şimdi burada tso hatalı demek. Mesela bu tso iyi anlamı da var. Tsay tahmin etmekti. Tsay tsola yanlış tahmin ettiniz. Nitsay tsola. Doğru ne demekti? Duy. Mesela nitsay duyla deseydi doğru tahmin ettiniz olurdu. Nitsay tsola. Yanlış tahmin ettiniz. Naşı. Nadan kastı ne burada? Mifan. Yani pilav. O neymiş? Zotien çığdı. Zotien neydi? Dün. Çı yemek. Burada da dün yediğim şey. Yani dün yediğim şey pilavmış. Burada şey de kastediyor yani. Yüzünü hiç yıkamadığı için dünkü yediği, yani bu kahvaltı değil de dün yediği şey bile hala yüzündeymiş çocuğun. Bu da böyle ilginç bir hikayeydi. Bundan sonraki de işte distribute watermelon. Burada karpuzu paylaştırmak diye burada da yeni kelimeler göreceğiz büyük ihtimal. Umarım videolar beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Faydası oluyordur her şeyden. Önemlisi anlamadığınız yerleri yine tekrarlayayım. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Daha detaylı da anlatabilirim gerekirse. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.